Bugünkü oyunun biraz daha işte açıklıklar, alanlar buldukça Sterling gerçi son karar anlarında bugün çok iyi değerlendiremedi ama Kane için belki karşısında biraz daha oyuna müdahil olursa, daha erken müdahaleler yaparsa, çünkü yanında Sturridge, Rashford, Milner gibi, Henderson gibi önemli ileriye sürebileceği oyuncular var. Yani ben aslında hani böyle son oyun sıkıştığı zamanlarda Sturridge'in oyuna girebileceğini düşünüyorum ve oyunu da çözebilecek eksantriklerde yani böyle değişik işler yapabilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunu Liverpool'da da çok yaptı. Hani oyuna girer girmez rakibin dengesini bozabilen, kanada inebilen, ilginç ortalarla, paslarla rakibi şaşırtabilen bir oyuncu. Hani belki mesela bugün Sterling'in o 60'la gol gelene kadar 60'la 73. dakikalar arasında ki donukluğunu öyle ortadan kaldırabilirdi diye düşündüm Golün dakikası mesela. bence Hudson'a o açıdan pek iyi gelmedi. Yani hem tam Evet. hamlelerini yapmaya çalışırken skoru aldım dedi ve biraz daha muhafazakar bir şeye döndü. Rooney yerine Wilshere mesela. Evet. Tam o pozisyonu Rooney Ki değil Wilshere Wilshere'de oynasın. hani takıma çağrılması en Evet. çok tartışılan oyunculardan bir tanesiydi. O, Sezon boyu ama Hudson'ı sakattı. seviyor. Ben de Hudson seviyorum. Birçok insan da seviyor muhtemelen ama hani o bir ayrı performans seviyor. açısından, Yani diğer Hudson Cem'in takımdaki dediği gibi oyunculara prensi göre gibi bir durum var açıkçası kesinlikle Wilshere'in. öyle. Yani ben Yani mesela bugün oyuna en biri girecekse Henderson'ın girmesine daha doğru işte o olduğunu milli düşünüyorum. takım oyuncusu mefhumu üzerinden biraz Evet. Townsend seçimini de, hatta o geniş kadrodaki onun üzerinden Değerlendirmek savunmuştu lazım. kendisini, ama bir yandan da hani bunu söylüyorsun ama Tottenham'ın oyunun bir türevini Yani oynuyorsun. Wilshere'in performans açısından hani kötü olması bir yana bence İngiltere kadrosundaki en yaratıcı oyuncu. Onun olmasına karşı değilim ama belki hani daha rahat bir zamanda, daha rahat bir maçta biraz daha performansını yükseltmek amaçlı onu öyle dakikalarda değerlendirebilir. Yani ilerleyecektir herhalde artık. 3 takım çıkabildiğine göre İngiltere'nin çıkabileceğini tahmin ediyorum. O ilerleyen maçlarda o yaratıcı oyuncu özellikle orta sahada hani defansın Rol içine oynayabilir. delici Rooney paslar için ne atabilecek oyuncu. diyeceksiniz? Yani hani bir şeyde bu kadar konuşuyoruz Yani ama orta aslında bu maçın sahadaki hikayelerinden biri hani Rooney'nin aslında turnuvada genel olarak neler yapabileceği, bu yeni orta saha rolünde. rolü. Evet, hani maç içerisinde de konuşmuştuk. Yani orada Manchester'lı Scholes'u olan Cem ona yerini bırakayım ben doldurmak önce. kolay olur mu diye. Yani Rooney'nin orta sahada, hatta işte bir meşhur Barcelona yarı finalinde kanada çekildiği maçlar hani çok eskiye, 2008'e, 2007'ye de dayanıyor ama ilk bunun hani Rooney gerçekten yaşlandığında ya da yeni bir kariyer tanımlayabilir mi? Giggs gibi, Scholes gibi. Scholes gibi. Yani bir Scholes rolüne dönüşecekti ama Giggs gibi o geçiş anlamında söylüyorum. Bir kanat oyuncusundan, çok süratli bir kanat oyuncusundan çok sağlam bir merkez oyuncusuna dönüştü. 3 yıl, 4 yıl üst düzeyde performans verdiği bir dönem vardı. Ama burada işte sadece Rooney'de bence şey var. Açıklamalarında da onu görüyorum. Ben hani Britanya'nın yetiştirdiği son dönemde en büyük rekortman golcüyüm. Şimdi orta saha rolüne bir gönül indiriyor ve hani zaten daha sonra bu an meselesi olacak. Benim oyun zekamla bu işe adapte olmam diye düşünüyor ama mesela Giggs o dönüşüm sürecini, evrilme, başka bir oyuncuya evrilme sürecini anlatırken bunun ne kadar çok şey gerektirdiğine dair inanılmaz açıklamalar var. Mesela tamamen hani fitness merkezinde, ağırlık merkezinde geçirdiği zamanı tamamen bırakıp yoga yapmaya başlıyor 30 yaşından sonra. Çünkü o esnekliği kazanmam lazım, vücudumu değiştirmem lazım diyor. Rooney'de ve hani bunun dışında bir algı değişimi de gerekiyor. Hani maç içerisindeki senaryolara bir orta saha oyuncusunun vermesi gereken kararla Rooney'nin santrfor oynarken verdiği kararlar, hani o doğrular birbirini tutmayabiliyor. Hani bu da bence biraz daha 3 aydır Van Gaal ile tam olarak bu pozisyonda oynuyor. Oyun kurucu orta saha rolünde. Bunun biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum ama bugün bence kötü bir sınav vermedi. Yani Rooney'den kaynaklanan bir sorun Tabii görmüyorum. Rooney'den kaynaklanmıyordu ama mesela ikinci yarıda Rusya daha önde basmaya başladı ilk yarının aksine ve oyundaki dengeler tamamen değişti. Hani gole gelene kadar da aslında Rusya ikinci yarıda iyi bir oyun sergiledi. Topla oynama yüzdelerine baktığımızda neredeyse dengelediğini gördük. Biraz daha önde böyle pozisyon bulmaya falan başladı. Orada adım atması gereken kişi bence Hudson'dı. İşte orada bir Hani Dele Rooney Alli ile birlikte değişikliği evet, yapılabilirdi. Oyundan Henderson'ın en çok yerine düşen Rooney'nin ikinci oyunu. İngiltere'nin topa daha iyi sahip olabileceği bir
düzeni yakalamak için orta sahada bir değişiklik yapması gerekiyordu ve bunu yapmadı. Az önce Cem'in de çok güzel söylediği gibi golün de gelmesiyle o zaten kafasındaki değişiklikler tamamen allak bullak oldu ve bambaşka senaryolar devreye girdi. Şunu sormak istiyorum burada iki tane İngiltere taraftarını bulmuşken. Yani biliyoruz İngiltere'nin turnuvalardaki bahtsızlığını, açılış maçlarında bir türlü kazanamaması falan. Bunların hepsi bir taraftarın şeyinde zihninde bu bir refleks yaratır. Yani sizde de oldu mu mesela bu maçı da acaba kazanamayacak mıyız? Son dakikada bir şey olacak ve bu maç 1-1 bitecek mi? Hiç böyle bir korku duydunuz mu? Bu arada golü de Gulyashova değil Berezutski'ye vermişler. Onu da hemen verelim. Ben galiba sana 80. dakikada bir... Ben seni biliyorum. Tamam. Sen evet. Cem bunu tahmin etti 1-1 olacak diye. Ama Volkan'da pek yok galiba. Ya ben maç öncesi sana sabah berabere biteceğini aslında biraz hissettiğimi söylemiştim. Evet yani, ama maç içerisindeki... gelmeden. Ama maç içinde gördüğümde yani ilk yarıyı düşündüğümde çok çok daha rahat kazanabilecek. Belki ilk yarıda da gole ulaşabilecek bir İngiltere vardı izledik. Yani direkten dönen top var ikinci yarıda. Rooney'nin şutunda Akın Fey gerçekten inanılmaz bir refleks gösterdi orada. Biraz da şansla top yukarı yükseldi ve Nedire'ye de çarptı. İlk yarıda da çok önemli pozisyonlara girdi. Pozisyon, altı evet. Pasın içine ilk yarıda çok iyiydi zaten. Altı pasın içine kesilen çok sert ortalar vardı. Hani belki çok sert ve hızlı gittiği için forvetler yetişemedi, uyanamadı savunmada buna. Yani ben çok rahat izledim aslında maçı. İngiltere'nin hatta yani gol gelene kadar da 80 ile 85 arası bir tane atar ve öyle biter diye düşünüyordum. Biraz daha erken oldu vesaire ama yani böyle bir yan top golü yeneceğini tahmin etmedim. Arka direkte kimsenin olmaması. Ya çok ters bir toptu hakikaten hani Hart'ın Joe Hart'ın izlemesi. Veremeyeceği bir şekilde top geldi o beklenti kafa. Beklenti de şeydi. Vuruşu. Benim için. Benim de hissi biraz, şeydi bu arada. Yani oyunda Rusya'dan olmuş işte herhangi bir şekilde. O his benim az önce biraz evet, önce anlatmak çok istediğim. yani o refleksler artık kafada oluşuyor. Yani hep oluyorsa bir şey. Hı-hı. Bir türlü o açılış maçlarında çok uzun süredir İngiltere kazanamıyor çünkü. İnsanın aklına şey geliyor yani. Acaba bu sefer acaba ne olacak? Ne olacak? Korkusu düşüyor. Yani grubun diğer maçlarında işte Galler veya Slovakya'ya karşı da yani bu kadar rahat olabileceğini ben düşünmüyorum. Özellikle Galler'e karşı bir ada mücadelesi yaşanacağından bununla ilgili dolayı. De Bale'ın söylediği iddialı sözler var. İstiyorsanız şu maçtan önceki çirkin görüntülere bir bakalım. Çok ciddi kavgalar yaralanmalar var. En son 5 yaralı ve bir dolu gözaltı evet. vardı. Bir onun görüntülerini izleyelim sonra yeniden futbol konuşmaya dönelim. Curious incident just now. A French woman with a large French flag walked towards the police, and then a bottle was thrown. And you can see now the riot police are heading in, and bottles are being thrown. This is the kind of scenes that people feared might occur if England returned here to Marseille 16 years ago. 18 years ago, forgive me, 1998 World Cup. This city was a scene of really, really desperate levels of violence. And we're getting a repeat of that now. The police seem to be working to a plan here, which is to let the England supporters be, to let them drink, so that when things turn to an unacceptable level, like the throwing of bottles, as we've seen, here's an arrest that looks like it's being made. The police act, and as you can see, they act quickly and decisively. And this really is turning into quite a difficult atmosphere here in Marseille. You can see here, appears to be a supporter. I don't know where he's from or what he's done, but he is now in the back of that gendarmerie van. And the group that was involved in the standoff has been dispersed. A gang of well-organized Russian fans is suspected to have... Evet, yani Marsilya'da 3 gündür devam eden çatışmalar var. Biraz böyle sözleşme hali var. Yani hani işte arka mahallede buluşacağız ve biz size göstereceğiz gibi bir durum var. Fatih Atlay Twitter'dan holigan kavgaları turnuvaların rengidir. Sensin çirkin yazmış ama tabii ki öyle bir şey yok yani. Fatih kesinlikle öyle bir şey yok. yani umarız turnuvanın devamında bu görüntüler devam etmez. Ya umarız devam etmez. Ya yani, ama İngiliz taraftar varsa orada bir potansiyel var bu tür olayların gerçekleşmiş açısından. Onu da dikkat etmek lazım açıkçası. Zaten maçtan Fransa sonra da çatışmalar devam etmiş.
Yani bu çatışmaların dışında da şeyler de işte eylemler sırasında da bu tür olaylar yaşanabiliyor. Yani, ya da işte turnuva öncesinde işte intihar bombası gibi tehlikelerden de bahsediliyordu. Bu yüzden hani Fransa polisinin çok daha fazla tetikte olması lazım. Çok daha geniş güvenlik önlemleri alınması lazım. Evet, yani futbol oynanıyor, futbol izlenmeye geliniyor. Belki Fransa'da futbol izleme kültürü İngiltere'dekine göre çok daha farklı. O yüzden hadi bir arada izleyelim, insanlar neden bir arada izleyemiyor diyerekten bu güvenliği çok arttırmıyorlardır ama herkesin futbol izleme kültürü biraz farklı. Ya istediklerinde ona göre güvenliği arttırma, güvenliği almaları lazım. Yağdırmayı biliyorlar çünkü Holland işte birkaç gündür grevlere karşı. Eğer Euro 2016'ya zarar gelecekse grevlere karşı gerekeni yaparız vesaire diyor. Dolayısıyla bilmiyorum hani güvenlik önlemi arttırmayla mı ilgili bu durum. Ama neyse umarım yaşanmaz diyelim. Hani grubun diğer maçını istiyorsanız geçelim. Öyle mi yapalım ya da VTR'yi mi izleyelim? İngiltere'yi bitiriyoruz. Evet. Tamam. Hem de İngiltere'nin bu makus talihine biraz da gönderme yapan bir turnuvada zaten. Aynen öyle. Ona bir göz atalım. Bir Alan Shearer var bu hafta tarihten bir yaprak bölümümüzde. Onu bir izleyelim. Gruba sonra devam edelim. İngilizler Football is Coming Home, futbola ve dönüyor nidalarıyla karşılıyordu 1996 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nı. 30 yıl sonra bir başka büyük turnuvaya ve hem de ilk kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklardı. Belki tarihlerinin en iyi kadrosuna sahip değildiler. Ancak başrolde Premier Lig'in gol kralı Alan Shearer vardı. İsviçre karşısında turnuvanın da ilk golü olacak sayıyı Shearer'ın ayağından buldu İngiltere. Maç buz gibi bir beraberlikle sonuçlandı. Birleşik Krallık derbisinde İskoçları Shearer'ın da katkısıyla yenip şoku üstlerinden attılar. Dünya futboluna birçok yıldız kazandıran Hollanda'yı 4-1 geçerken yine Shearer'ın imzası vardı. 3 maçta 7 gole ulaşan İngilizler, İspanya karşısında ilk defa altın gol uygulaması yapılan turnuvada 120 dakika boyunca maçın penaltılara gitmesine engel olamıyordu. İlk penaltı atışında topun başına geçen Shearer, arkadaşlarını rahatlatıp turun geçilmesini sağlıyordu. Yarı finalde rakip, korkulu rüya Almanya olsa da o karabasan iyice çökmeden Shearer henüz 3. dakikada yine topu ağlara bırakıyordu. Almanlar cevap vermekte gecikmeyip maçı penaltılara taşıyordu. Shearer yine penaltı atışlarında topun başına geçip kaleciyi alt ederek takım arkadaşlarını rahatlatıyordu. Ancak rüya Southgate'in kaçırdığı penaltıyla sona eriyordu. Arkadaşını bu sefer kolları arasına alarak rahatlatma işi yine Shearer'a düşmüştü. Turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamlayan Shearer'ın bu başarısını tekrarlayabilen bir vatandaşı henüz çıkmadı. Tabii Alan Shearer çok iyi, müthiş bir golcüydü ama Euro 96'nın havası itibariyle biraz bir başka İngiltere dramasına dönmüş durum. Ben sözü sana bırakacağım direkt. Bana mı? Evet. Ben Cem'de buradayken. Yani Euro 96 hani konuşuyorduk, benim ilk izlediğim turnuva, ilk programda Ali Murat'la konuşurken. Yani Shearer'ın yani takımı adına ve ceza sahası içinde yani herhangi bir topu gole çevirememe ihtimali olmayan golcülerden bir tanesiydi. O yüzden yani ceza sahası çevresinde de bu işleri çok iyi beceriyordu. Ceza sahası dışından attığı goller de var. Kafa golleri özellikle çok önemliydi onun da. Yani turnuvada finale çıkaramamış olması Shearer ve yani çıkılamamış bir final olması Shearer açısından da kariyeri açısından da olumsuz bir durum elbette ama işte tek bir İngiliz gol kralı var Avrupa şampiyonalarında. O da Alan Shearer. Yani onun gibisi hakikaten henüz gelmedi İngiltere futboluna. Rooney bir umut vermişti gençken. İşte hat-trickler, ilk en genç gol atan Premier Lig oyuncusu olmuştu vesaire. Ama o çok daha farklı bir oyunda oynuyor. Artık da orta saha zaten. Onun gibi de olamaz. Belki Harry Kane'den benzer bir performansı bekliyoruz. Ben aslında biraz nesli tükenen golcü tipinde Alan Shearer.
Yani artık öyle çok keskin 9 numaralar, hani senin az önce söylediğin gibi ceza sahası içerisinde her türlü vuruşu yapıp golü atabilecek santrforlar çok fazla çıkmıyor. Bu açıdan hani Harry Kane de biraz son dönemdeki biraz ben benzetiyorum açıkçası. Evet, son dönemdeki varlığıyla biraz o boşluğu da kapatması gerçi açısından da. Kornerleri atmasa daha iyi olacak. Aynen öyle. Kornerlerde onun içeride olup kafa vurması lazım. Niye? Yani ayağına hakim, iyi de sert de vurur. Drogba sendromu var acaba diyordum. Frikikleri bıraktı Rooney'e ve şeye, Erik Dahi'ye. Diğer maçlara geçelim. Zaman hızlıca akıp geçiyor. Daha yarın Türkiye'nin maçı var. Biraz da onlardan değineceğiz. Galler Slovakya'yla geri sararak gidelim. Galler Gareth Bale'in güzel bir serbest vuruşundan golü buldu. Yanılmıyorsam ilk golü. Sonrasında Slovakya beraberliği yakalasa da yani kulüpsüz bir oyuncu Robson Kanu. Galler adına kulüpsüz ama onun kulübü zaten Galler milli takımı gibi. Evet. Yani antrenmanını orada yapıyor herhalde. Robson Kanu'nun 81. dakikada attığı golle 2-1 kazanarak ilk defa 3 puanına ulaştı Galler. Çok da büyük bir sevinç vardı Galler'de. Biraz sahibi gibi oynadılar. Evet evet, bayağı Slovakya'ya hükmettiler oyuna da. Slovakya'yı da rakip yarı alanına, kendi yarı alanından. Yani tribün açısından da öyle bir şey vardı sahada. Yani yakın sayılır zaten. Bir de 58 yıllık bir bekleyiş olunca, evet. Büyük kupa bekleyişi artık Toşaklara, Inraşlara, Rangix'lere kısmet olmayan, kısmet olmayan şey Bale ve arkadaşlarına. Evet, Joe Allen, Gareth Bale ve Aaron Ramsey'nin önderliğinde Galler 3 puanını aldı. Ramsey asist yaptı. Gol atmasını beklemiyoruz. Dua ediyoruz kendisinden. Bir önceki programda gol atmasın diye kendisinden yani ricamız olmuş. Galler'den bahsettikçe bu duamızı, bu temennimizi tekrarlayacağız. Bale bayağı takımı sürükleyen oyuncuydu. Sen ne düşünüyorsun Galler-Slovakya maçı için? Bu maçta elemelerden farklı olarak Chris Coleman, Robson Kanu'yu ilk 11'de düşünmedi. Hı-hı. Onun yerine Bale'i aslında biraz Portekiz milli takımının son 10 yılını anıştıran bir şekilde. Hani santrfor bulamıyoruz artık, o zaman Ronaldo'yu daha serbest bir santrfora evirelim. Hani Helder Postiga, Hugo Almeida, Pauleta denemelerinden sonra. Bu turnada öyle yapacaklar gibi gözüküyor. Eder'i kullanmayacaklar gibi gözüküyor. Coleman da Bale'i Jonathan Williams'la destekledi. Ama yine son söz söyleyen Harry Robson Kanu oldu. Orta sahada pası Ramsey verdi işte zaten. Orta sahada mesela İngiltere'ye zorluk çıkarabilecek bir üçlü olduğu orada çok açık. Edwards, Allen ve Ramsey. İşte ilk 11 açıklandığında sezonu Premier Lig merkezli izleyenler, hani şampiyon takımın oyuncusu Andy King neden yok, işte Vaughan neden yok, Ledley neden yok gibi Premier Lig oyuncuları hemen akla geliyor. Ama Edwards Wolverhampton'da oynamasına rağmen çok kritik, hani bu İngiltere'de Dyer'ın üstlendiği role benzer. Çok hani ikamesi ya da bir alternatifi olan bir oyuncu değil. O üçlüye karşı Rooney, Dyer ve Ali'yi görmek gerçekten çok vaatkar bir orta saha mücadelesi bekliyoruz. Tabii Slovakya'da aslında yine Romanya ve Arnavutluk gibi bizi kısmen şaşırttığını söyleyebiliriz. Belki yedikleri erken golün de etkisi vardır. 10. dakikada Bale çok fazla beklemedi kendini hatırlatmak için. Ama sonrasında biraz Slovakya oyunu verdiler. Ve Slovakya'da hani yıllardır işte Weiss, Stoh bekliyoruz. Hamsik. Yetenekli kanat oyuncuları. Hamsik bunu becerebilen aslında. O beklentileri karşılayabilen tek oyuncuydu. Bugün de Mack'ı izledik aslında oyuna. Gerçekten Ben Davies'e özellikle sol beke, daha doğrusu 3-5-2 oynuyorlar ama Ben Davies'i stoper oynatıyor. 5-3-2 gibi. Oynatıyor. Evet. Davies ve Taylor aslında. Orayı çok Mack'ı zorladı. Ve ilk topa ilk dokunuşunda golü atan Duda ile birlikte denge de geldi. Ama Slovakya karşısında gördükten sonra İngiltere karşısında bambaşka bir sınav verecekler tabii. Ama ben Galler'in yoluna devam etme ihtimali, bugün Rusya puan kazanmış olmasına rağmen mesela Rusya'dan daha iyi gördüm Galler'i de Slovakya'yı da. Yani sahada çözüm üretebilecek iki takım gördük. Yani arka direkt gollerinden daha incelikli çözüm üretebileceğini düşünüyorum. Yani Gareth Bale'in de hani sol bekten hücum oyuncusuna, forvete hatta belki de direkt dönüşmesi de hani ilginç bir kariyer hikayesi. Yine senin gözlerinin önünde olan. Evet. Gözlerimizin önünde büyüttük ve forvete Galler'e hediye ettik. Galler Slovakya'yı 2-1 ile geçti. Chris Coleman ama çok net hani turnuvadaki duruşları konusunda.
başarılı olmak istiyorsak çirkin futbol oynamalıyız, acımasız olmalıyız falan diyen bir konumda. Tabii onlar şimdi gözlerini İngiltere maçına dikmiş durumda. Bale'ın da maçtan önce yaptığı açıklamalar var. Yani biz onlardan daha onurlu ve hırslıyız. İşte milli marş söylerken bile bunu görebilirsiniz gibi konuşuyor. Tabii daha o Britanya'da İngiltere'nin baskısı altında olan bir ulusun temsilcisi olarak tabii biraz anlayışla karşılamak mümkün ama insan acaba bunun sağ dışına farklı yansımaları olur mu diye de endişe ediyor. Olmaz o maç için ne diyorsunuz? Yani İngiltere şimdi bu ilk maçında kazanamadı ve Galler karşısındaki sınav da hiç kolay geçmeyecek. Yani bence İngiltere'nin işi Galler'e nazaran daha zor o maçta. Çünkü Galler daha rahat olacak. Bir puan alsa bile gruptan çıkmış olacak. Belki hiç iki maçı da kazanamasa da bundan sonraki gruptan çıkmış sayabiliriz belki Galler'i. Ama İngiltere'nin çok daha keskin bir oyun oynaması lazım. Bu takım başarılı olmasını ben biraz daha hani Gary Speed'in anısı hala Coleman'ı kulübede gördüğümde hatırlıyorum. O yüzden de hani onun çünkü ilk kez milli takıma çağırdığı oyuncular var. İşte 2010'da görevin başına geldiğinde yaptığı ilk iş Aaron Ramsey'e kaptanlık pozumandını vermek olmuştu. Hani Toshak'ın 2004'teki o yeniden yapılanma sürecini devralan isimdi. Ondan o bayrağı devralan isimdi. 2011'de Chris Coleman başa öyle geçmek istemezdi herhalde Gary Speed'in trajik ölümünden sonra. O yüzden biraz da Galler'i... Yola nasıl devam eder? Ben onu mesela merak ediyorum. Acaba hani forvette Kanu'ya bir dönüş yapacak mı? Yoksa hani Bale ve Jonathan Williams ikilisiyle bu şeyi devam ettirir mi? İngiltere maçında bozmaz bence bu kadroyu. Yani maçında şöyle bir gidişatı vardı açıkçası. İkinci yarıda oyun tamamen bir beraberlik maçına dönmüştü ve Bale da o hücumda artık çok kaybolmaya başlamıştı santrforlar arasında. Kanun'un girmesi mesela çok değiştirdi işi. Onlara çok fazla alan açtı. Hem Ramsey'e hem Bale'a. Hani bir halde kontra atak buldu daha sonrasında yani, Galler. Evet. Hani mesela İngiltere'de de aynı şeyi mi, aynı rotayı mı izler? Hani böyle başlayıp sonra ikinci yarıda Kanu'yla oyunu çeşitlendirme. Ne dersiniz o konuda? Ben maç gününe saklamak istiyorum o konudaki yorumlarımı açıkçası. Ya ben Robson Kanu'ya dönebileceğini düşünüyorum. Hani bir center for sokmak gibi bakmamak lazım bu olaya. Daha geleneksel hani topu indirsin. Bale biraz daha oyun içine girsin. Hani diğer ikisine göre daha geleneksel center for diyelim. O da aslında bir geleneksel bir center for değil ama daha böyle koşan eden hani en azından Jonathan Williams'a göre. Bence onun savunma arkası koşullarını kullanmak isteyebilir İngiltere maçında ama tabii ilk maçta bugün de beklenmiyordu. Yani Jonathan Williams tercihi çok fazla. Ben de çok emin değilim. Evet, B grubundaki maçlar böyleydi. Bir sonraki maçlar hemen söyleyelim. 15 Haziran Rusya-Slovakya ve 16 Haziran'da İngiltere-Galler arasında oynanacak deyip. Bugünün bir maçı daha var. A grubunun ikinci maçı, günün ilk maçına geçelim. Arnavutluk ve İsviçre karşısında oynandı. Yani Türkiye'deki Arnavut kökenlilerin ortaya çıktığı maçlardan bir tanesiydi. İşte benim annem, dedem Arnavutluk'tan gelmiş. Ben Arnavutluğu tutuyorum bu maçta diyenler çoktu. Arnavutluk'ta güzel bir mücadele sergiledi. 10 kişi kaldı erken dakikalarda. Lloris Alan'ın 23 ve 36'da gördüğü sarı kartlarla. Kimsenin pek de şaşırmadığı bir kırmızı kart oldu. Evet, yani ikinci sarı kartı çok akıl almaz derecede gördü Lloris Alan'a. Ama gol de henüz maçın başında geldi Fabian Schär'dan ve İsviçre bu golle sonucu tamamladı. Belki biraz daha fazla gol olması bekleniyordu Arnavutluğun 10 kişi kalmasından sonra. Belki hocanın İtalyan olmasının bir etkisiyle. Diğer yandan da kaleci Berisha'nın müthiş kurtarışları vardı. İsviçre'de yani girilen pozisyonları, karşı karşıya yakalanan pozisyonların birçoğuna dur dedi İsviçre'de. İsviçrelilere. Berisha gerçekten maçın adamı idi bu maçta. Son dakikalarda Arnavutluk'ta Gašin'in kaçırdığı inanılmaz yine bir pozisyon var kaleciyle karşı karşıya. Arnavutluk bir puanla çok yakındı ve hani İşte Romanya, Arnavutluk oynamak isteyen takımlar olarak aklımızda yer etti ilk maçta. Senin yorumların nedir Cem? İsviçre özellikle yani Hitzfeld döneminden hatırladığımız İsviçre'den farklı bir şey gördüm ilk Hitzfeld sonrası büyük turnuvada. O da durum 1-0'dan sonra
şunu, bir sıfırlık skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra Hitzfeld döndü İsviçre'ye. O maçın fişini çektiğini artık görebiliyorduk birçok yerde. Yani Hitzfeld kulüp kariyerindeki o çeşitliliğini, belki taktiksel çeşitliliğini pek milli takım seviyesine uzun da bir süre çalışmasına rağmen getirememişti İsviçre'ye. Ama kazandırdığı bir şey varsa buydu bence. Bu takımda pek onu göremedik. Yani hiç tabii burada stoper ikilisinin, Scher ve Giroud'un takımın geri kalanından klas olarak bir seviye aşağıda gözükmesi belki etkisi olmuştur. Çünkü o Gashi'nin pozisyonunda da Scher'in bir anlamsız bir offside taktiği var. 87. dakikada çok cesur. Gereksiz. Ama onun dışında da yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir takıma bu kadar oyunun temposunu vermek ve aslında Gashi ve Sadiko'dan daha hani ne denir ayağı yatkın santrforlar olsaydı ya da işte oyuna sonradan giren Başakşehirli Çıkarışı'dan çok sanki o golü bulabileceğini her an hissettirmişti. Bundan sonrası için de yani o grup beklentilerin çok ötesine geçti açıkçası. Hem Romanya hem Arnavutluk dediğin gibi oynamaya niyetli gözüküyorlar ve Fransa'ya da zorluk çıkarabilecekler gibi gözüküyor. Fransa kendine bir zorluk çıkarmazsa gruptaki diğer takımlar çıkarıyor zaten. Ya ben açıkçası ya hem Arnavutlu beklediğimden daha iyi buldum. Yani belki bunda hani maçın başında yenik duruma düşmüş olmasının ve yani oynamak zorunda olmasının da bir nedeni olabilir ama 30. yani çok erken bir dakikada 23'tü demiştin galiba. 23'te ilk sarı, 36'da ikinci sarı. Yani uzun bir süre 10 kişi oynayan bir takım için tabii ki yine iyi bir performans. Ama İsviçre'yi de çok iyi bulmadım açıkçası. Hani biraz daha hücum oynaması gereken, öyle beklenen bir takım için çok fazla yaratıcı ayağı yok. Şakiri de her ne kadar hücumda yetenekli, etkili bir oyuncu olsa da, hızlı olsa da, çalım atabilse de hani yaratıcı oyuncu olmak daha başka bir şey ve İsviçre'de onun eksikliği açıkçası hissediliyor. Orta sahada da hissediliyor. Hani bu illa ileri uçta olmasına gerek yok. Orta sahadaki üçlüde de o pek yok. Dolayısıyla hani beklendiği kadar belki mesela bir çeyrek final yapar mı? Çok emin değilim. Ya da Fransa'yı çok zorlayabilir mi o maçta? Ondan çok emin değilim. Hele ki 2014'teki 5-2'lik maçtaki gibi daha açık oynamayı tercih ederse. Hani az önce sizin de eleştirdiğiniz o stoperlerin halini de düşünürsek. Dolayısıyla çok İsviçre'yi beklediğimden daha kötü bulduğumu söyleyeyim. Yani Berişah'ın aslında böyle efsane bir performansı olmasa belki biraz da ona bağlayabiliriz İsveç'in. Senin gözünde böyle kalmasını. Golü de hatalı yedin de. Evet yani maçın hemen başında olan bu belki ısınamadı henüz. Maçın başındaysa maça. Şey değildir. Ya ama sonrasında çok iyi oynadı. Yani 7 tane kaleye isabet eten şutu var İsviçre'nin. Ama biraz Seferovic'in de hani İsviçre'de bir Burak Yılmaz algısı var bitiricilikleri konusunda. Bundesliga'da gayet başarılı olmasına rağmen Frankfurt'ta milli takımda gol oranında özellikle bu önem ihtiva eden maçlarda hep sorgulanıyor. Tabii Berisha'nın müthiş bir performansı vardı o yediği goldeki hatayı yani, düşünürsek ama. Bana kalırsa yani ilk maçlar sonunda düzenlenecek, ayarlanacak, hazırlanacak ilk 11'de şimdiden kaleyi almış gibi gözüküyor yani. İlk maçlar böyle tamamlandı A grubunda. Fransa 2-1 yendi. Bu arada şu notu da düşelim yani tabii. Maçın hikayesi aslında şaka kardeş. İki kardeşin farklı ülkelerin formasıyla sahada olmasıydı. O aslında biraz Avrupa'nın ya da hani Balkanların diyelim hikayesinin biraz sonucu. Hani sadece onlar da değil. Bir notlarıma bir daha bakayım. İsviçre'de 5 Arnavut ve Kosova kökenli var. Aynı zamanda Arnavutluk milli takımında da İsviçre'de yetişmiş. Hani futbol orada öğrenmiş. Çok sayıda. 9 ya da 10 oyuncu var. Toplam 9-10 oyuncu olması gerekiyordu. Dolayısıyla hem iki ülke arasındaki tarihin cillesinin getirdiği bir şey tabii ki bu. Hem o örnek vardı hem de tabii Şaka kardeşlerin durumu da çok maç öncesinde de sanırım Granit Xhaka kendi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Çocukluk fotoğraflarını koyarak maça hazır mısın kardeşim ben hazırım diye öyle bir mesaj gönderdi babaları maç öncesi. Babaları Ragıp Xhaka da maçtan önce bizim ailemizi en iyi temsil eden şey herhalde. Bir oğlumuz Arnavutluk'ta, bir oğlumuz İsviçre milli takımında oynuyor demişti ama sanki medyada, uluslararası medyada Boateng kardeşlerin hikayesi kadar çok anlatılmadı, edilmedi ama bence bugünün dünya ahvalini daha iyi hani temsil eden bir şey yani.
Boateng kardeşler anlatırken hep evet Almanya milli takımı seçti çünkü hikayesinde böyle bir kırılma noktası yaşandı. Tabii ki hani Kevin Prince Boateng kendini Almanya'ya ait hissetmeyecekti, Ghana'ya dönecekti. Hani bu biraz aşırı okumalar yapılıyordu. Evet. Benim hani biraz rahatsız edici bulduğum. Ama burada gerçekten hani bugünün milli takımlar futbolunun, bugünün futbol endüstrisindeki yerinde hani bu bir kimlik sorunu, yani Granit Xhaka'nın İsviçre'de oynamalı mıyım sorusu bir kimlik sorununu işaret etmiyor. Çoğu zaman bir kariyer sorusunun cevabı evet. oluyor. Yani bunu da hani, bu biraz daha normal görülmeye başlamış ya da daha kanıksanmış gibi bir durum vardı. Çok şey değil. Evet. Pazar gününün maçlarıyla geçelim o zaman. Evet, bugün de hani çok önemli maçlar maç var. Başta Türkiye'nin Hırvatistan'la maçı olmak üzere. Tabii Türkiye'nin Hırvatistan'la tarihi de çok geniş. Hani 2008, 2012 hatta 96 yanılmıyorsam Euro 96'daki maçı da evet. bugün oynamışlar. Tam 20 yıl. Evet, tam o senin tamam, takip ettiğin Twitter hesabında da kadroyu da yeniden hatırladık. Rahim Zafer'in kulaklarını çınlattık. Evet. Çünkü Zafer soyadlı birini gördük. Bir an aklımıza Rahim gelmedi. Ondan sonra hemen Rahim Zafer diye tamamladık. Tabii biraz da şu andaki şeyler gibi, taktikler gibi düşündüğümüz için takımın 3-5-2 oynadığını da galiba unutmuşuz bir anda. Ya kim sağ bek oynuyordu, kim sol bek oynuyordu falan diye şey yaptık. Tabii o arada o günün hani zaman zaman sağ bek ya da Matias Zammer'in turnuvanın oyuncusu seçildiği bir turnuvada tabii. Evet. Savunma şeydi, popülerdi. Aynen öyle. Biraz bugüne dönelim istiyorsan. Bugün Hırvatistan ne durumda? Söylendiği kadar iyi bir takım mı? 96 ile mesela bir kıyas yaparsak ne durumda Hırvatistan? Ne dersin? Yani özellikle Rakitic ve Modric'in şu an Avrupa futbolunun en büyük iki kulübünün belki de orta sahasında hani direksiyona çok yakın ya devralmış Modric'in durumda ya da Rakitic'le gibi yan koltukta evet. olması. Hani son işte gelmiş geçmiş en yetenekli Hırvatistan milli takımı mı konuşmalarında geçiyor ama geçiyor yani ama işte o Euro 96 kadrosunu görünce Boban'ı, Prosit, Neçki'yi, Boksic'i, Şuker'i geride de hani daha fazla çözümleri olan bir takımdı. Tabii en büyük sorunları bu olacak gibi gözüküyor. Lovren'in milli takımla yaşadığı problemler. Özellikle Türkiye ile paylaştıkları bir sorun tabii. Savunma kurgusunu nasıl halledecekleri. Ama ben Hırvatistan konusunda o kadar da hani yüksekten uçmuyorum. Yeteri kadar da izlemedim açıkçası eleme grubunda. Ama en tahmin edilmesi güç takımlardan ikisini yarın karşı karşıya göreceğiz gibi. Hani sahaya çıktıkları 11'de çok belirleyici olacaktır. Hani maça dair öngörüler yapmak için. Ama şu anda ikisi de hani hem Fatih Terim hem Çaçic bir hala sorulara cevap arıyorlar diye düşünüyorum şu anda bile. O yüzden çok net bir öngörüm yok maçın nasıl oynanacağına dair. Çok yetenekli bir orta sahası olduğu kesin. Hani senin de dediğin gibi Modric, Rakitic, çok Kovacic, Brozovic ön tarafında hani çok. Evet, bir şey, orada bir soru işareti var. Çünkü Mandzukic her ne kadar çok iyi bir santrafor olsa da hava toplarına çok hakim olsa da bu takımla ne kadar uyum sağlayabildiği biraz soru işareti oluyor. O işte topa çok iyi hakim olan orta sahayla hani Mandzukic'in tarzı ne kadar oturuyor? Elemelerde de bir gol atabilmesi buna örnek gösteriliyor. İşte hani o 96'daki takım gibi daha çok yönlü elinde forvetler olsaydı Hırvatistan'ın belki çok daha başka bir takımdan bahsediyor olabilirdik ama şu anda çok onu çeşitlendirebilecek durumda da değil açıkçası. Yani Mandzukic'in çok yerinin değişmesi düşünülmüyor. Dolayısıyla ben de şeye katılıyorum hani bizde bazen şey oluyor. Bir işte medyanın bir kısmı Türkiye'nin rakiplerini çok fazla küçümsüyor. Bir kısmı da çok fazla abartabiliyor. Dolayısıyla ben hani yarınki maçta Türkiye yenilecektir gibi bir şeyim yok. Hani Türkiye'nin de çok kaliteli oyuncuları var. Dolayısıyla biraz cem gibiyim. Ben yani öyle çok öngörüde bulunmayı istemiyorum ama biraz daha beraberliğe yakın duruyorum. Yani işte maçlar başladığından beri herkes birbirine favorin kim? Kim sürpriz yapar? Türkiye ne yapar? İşte bizim grup nasıl vesaire diye soruyor herkes birbirine. Bence turnuvanın iki sürpriz yapabilecek takımının mücadelesi oynanacak yarın. Çünkü ne kadar işte forvet hattında biraz zayıf ya da ne yapacağı belli olmadığını tahmin edemediğimiz bir Hırvatistan olsa da bir benzeri de Türkiye. Yani forvet hattında Cenk mi, Burak mı yoksa 4-6-0 mı tartışılıyor? Orta sahası hepsi birbirinden yetenekli ve oyun değiştirebilecek
işler yapabilen oyuncular var Türkiye'de de. O açıdan hani belki yarın izleyeceğimiz maç, hani ilk maçlar bugüne kadarkiler arasında en heyecan duyarak izleyeceğimiz maçlardan bir tanesi olacak. Belki tüm herkes açısından da böyle olacak diye düşünüyorum ben. Hani tamam, biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye milli takımına biraz daha yakınız, onu tutuyoruz. Ama tüm dünya belki de turnuvanın iki sürprizini yapabilecek iki takımı izleyecek diye düşünüyorum ben. Sonucu da güzel futbol olsun. Türkiye son dakikayı bırakmasın kazanacaksa da. Yani en azından gruptan çıkabilecek bir skorla tamamlanmasını diliyorum ben açıkçası. Evet, Euro 2008 ve Euro 2012'nin hatıraları da fazlasıyla her iki takım taraftarları için de sahada olacak. Maç yarın, daha doğrusu bugün. Evet, bugün 4'te oynanacak. Biz de yine bugün, gerçi o bugün mü oluyor, yarın mı oluyor, orası iyice karışıyor çünkü 12'de başladığı için programımız. Pazarı pazartesiye bağlayan, evet, gecenin ilk dakikalarında. Almanya-Ukrayna maçının ardından yine Hayatın Sesi ekranlarında olacağız. Şimdilik bu kadar. İyi geceler.